soğukkanlı, mütevazı, güler yüzlü Nazım Sangare. Onu ilk defa gören herkes yabancı zannederek İngilizce konuşmaya çalışsa da Nazım Sangare aslında içimizden biri. Daha önce hiçbir Afrikalının bağlama çaldığını gördüğünüzü sanmıyorum. Bunu biz değil, Nazım söylüyor sizlere. Çünkü onun kendisinde en ilginç bulduğu özelliği bu. İnsanın böylesine eşsiz bir özelliği olunca da sarı lacivert renkleri olan transferi bile bağlama eşliğinde açıklanmıştı. Nazım Sangare demek. Bunda herkesin hemfikir olduğunu düşünüyoruz. Küçüklüğünde Almanya'da yaşadığı dönemlerde çok yakın bir arkadaşının ailesiyle beraber gittiği bir düğünde görmüş onu ilk defa. Hatta onlarınki ilk görüşte aşkmış diyebiliriz. Bağlamayı çalan kişinin hareketlerinden o kadar etkilenmiş ki hemen ertesi gün eline bağlamayı almış, o gün bugündür de elinden bırakmıyor. Sangare'nin Almanya'da doğduğunu biliyoruz ama acaba Almanya'yla nasıl buluştu? Eskişehirli bir anne ile Gineli bir babadan 1994 yılında dünyaya gelen Nazım hem Türkçe, hem Almanca, hem İngilizce, hem de Fransızca biliyor. Bu bilgiyi vermemek olmazdı. Ama biz şimdi konumuza dönelim. Birazdan onun bu kadar dili nasıl bildiğini size anlatmaya devam edeceğiz. Nazım'ın annesi Eskişehirli, babası ise Gineli. Annesi Almanya'da üniversite okurken, babası da eğitim hayatı için oraya yerleşince tanışmaları da kaçınılmaz olmuş. Mutlu bir ailede büyüyen Nazım'ın bir de ablası var. En büyük destekçisi, aynı zamanda da en büyük hayranı ablasıymış. Her fırsatta onu ne kadar sevdiğinden bahsediyor. Çekirdek ailesiyle çok mutlu bir çocukluk dönemi geçiren Sangare'nin, yaşadığı köyünde çok fazla Türk olduğu için sık sık Türkçe konuşuyormuş. Yine de Nazım Türkçesinin hala yeterince iyi olmadığını düşünüyor. Bunun sebebi ise evde farklı diller konuşulmasıymış. Anneannesi Türkçe konuşan Nazım'ın babası Fransızca ve Almanca konuşuyormuş. Hal böyle olunca da Nazım'ın 4 dil birden konuşabilmesi şaşırtıcı olmasa gerek. Dil konusuna girmişken Antalya'da oynadığı dönemde bir Fenerbahçe maçının ardından verdiği röportajda yaşananları da hatırlatmadan geçmeyelim. O röportajda Nazım'ın Türkçe konuşabildiği kimsenin aklına gelmemişti. Hatta birden Türkçe konuşmaya başlayınca herkesi şaşkına çevirmişti. Nazım'ın Türkçe konuştuğu video o günden bu zamana o kadar yayıldı ki hala paylaşılmaya devam ediyor. İnsanların kendisinin Türkçe konuştuğunu bilmediği için sürekli pot kırdıklarını belirten Sangare, Türk olduğunu söylediğinde yüzlerinde oluşan şaşkınlık ifadesini çok seviyormuş. Nazım'dan kameraman arkadaşımız Yılmaz'a işaret geldi. Beni çek dedi. Ve işte söyledikten sonra da bu müthiş hareketi yaptı. Sangare'nin çocukluğu sokaklarda top peşinde koşarak geçmişte diyebiliriz. Sürekli sahalarda vakit geçirdiği için ailesi zaman zaman ona kızsa da Nazım'ı eve döndürebilmek pek de mümkün olmazmış. Şimdi onu futbol topuyla izlediğimiz her an iyi ki de sahalarda kalmış diyoruz. Çocuklara her zaman futbol zevk almak için oynamaları gerektiğini aşılayan Nazım da çocukluğunda gülmek ve neşeli olmak için futbol oynarmış. Her ne kadar zaman zaman kazanma hırsından dolayı tansiyon yükselse de
Futbol oynamak onun için hep çok eğlenceli olmuş. Nazım Sangare'nin futbol serüveni sokaklarda başlasa da onu futbolla tanıştıran bir idolü var. Kendisinden 2 yaş büyük olan çok yakın bir arkadaşı vesilesiyle futbolu benimsemiş. Onu hep bir rol model olarak gören Nazım, tıpkı arkadaşı gibi hemen bir takımda futbol oynamak istemiş. Devran 15 yaşına geldiğinde futbolu bıraksa da Nazım bu yoldan hiç vazgeçmemiş. Arkadaşı da her zaman onu futbol oynaması için yüreklendirmeye devam etmiş. Kendisine futbol sevdiren arkadaşı Devran'la hala görüştüğünü belirten Sangare, onun futbolcu olmasında çok büyük bir etkisi olduğunu da her zaman vurguluyor. Futbol bir yandan da basketbol derken Nazım Sangare'nin eğitim hayatı nasıldı dersiniz? Almanya'da liseye kadar okuyan Nazım, sonrasında üniversiteye gitmemiş. Çünkü önceliği her zaman futboldan yana olmuş. Şimdi olmasa bile ileride üniversite okumayı çok istiyor. Almanya'da 2-5 yaş grubu öğrencilerin yer aldığı bir kreşte bile çalışan Nazım'ın en büyük hayali eğitimci olmak. Çocukları çok seven Sangare, ileride onlara hem eğitim hem de futbolu bir arada sunacağı bir okul açmayı planlıyormuş. Az önce basketboldan bahsetmişken Nazım Sangare'nin profesyonel olarak basketbol oynadığını da sizlere söylemiş olalım. Hatta aynı gün içerisinde basketbol maçından çıkıp futbol maçına gitmişliği bile var. Aklınıza büyük efsanemiz Can Bartu gelmiştir sanıyorum. Senior lakaplı Can Bartu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı Beşiktaş maçında 2 gol attıktan sonra aynı gün Galatasaray'la oynanan basketbol maçında da 32 sayı atmıştı. Kendisini bir kez daha rahmetle analım. Nazım Sangare 15 yaşına geldiğinde ise artık tek bir yolda devam etmeye karar verince tercihi de futbol olmuş. Her futbolcunun olduğu gibi Nazım Sangare'nin de bir idolü var. Hatta o idolünü hepimiz yakından tanıyoruz. Kendisi tam bir Luis Gustavo hayranı. Başakşehir maçının ardından Fenerbahçe televizyonu ekranlarında bu detayı ilk kez paylaşan Nazım sadece saha içinde değil, saha dışında da Gustavo'yu örnek alıyor. Hem karakter olarak hem de futbolcu olarak onun tam bir profesyonel olduğunu anlatan Sangare, Gustavo'nun ne yediğine ne içtiğine bile dikkat ediyormuş. Sırf Luis Gustavo tatlı yemediği için çok sevdiği halde Nazım da tatlıdan uzak durmaya karar vermiş. Ya ben Gustavo'dan hayranım, onu söylemem lazım. Ya gerçekten her zaman, hatta sadece sahanın içine değil bazen sahanın dışına da nasıl hareket yapıyor, neler yiyor. Ben hep aynısını yapıyorum. Ne yiyor? Ben çok merak ettim işte, bak, o mesela, benim işim. Ne yiyor? Yani çok yiyor mu mesela? Profesyonel bir adam. Gerçekten her şeye çok dikkat ediyor. Ne yediklerinden. Ben de aynısını yapmak istiyorum bazen, işte bakıyorum. İşte bazen de tatlı falan severim. Bakıyorum Luis öyle bir şey yemez. Ben de artık biraz uzak duruyorum. Nazım'ın maça çıkmadan önce yaptığı çok fazla totemi olmasa da sizinle en özel olanlarını paylaşalım. Her maç öncesinde anneannesinin aldığı, üzerinde Nazım yazan bilekliği öpermiş. O bilekliğin uğruna çok inanıyor. Teyzesinin hediyesi olan kolye de onun için çok anlamlı. Sangare'nin bağlamaya olan düşkünlüğünden bahsetmiştik. Hal böyle olunca eski şarkıları ve türküleri de ne kadar çok sevdiğini tahmin edebiliyoruz. Bir de bu tarzın çok zıttı olsa da teknomüziğe de ayrı bir sempatisi varmış. Şimdilerde bağlamayı sadece hobi olarak çalıyor ama ileride sözünü ve müziğini kendisinin hazırlayacağı bir şarkı çıkarmak istiyor. Kim bilir, belki de Nazım Sangare'nin şarkısı yıllar sonra Saracoğlu'nda taraftarlarımızca bir beste olarak uyarlanır. Nazım'a en sevdiği rengi sorduğumuzda hiç duraksamadan sarı lacivert diyor. Ama illa birini seçmesi gerekse tercihi lacivertten yana olurmuş. Bir de kırmızıyı hiç sevmezmiş. Bu detayı da vermeden geçmek istemedik. Onun bu dünyada en sevdiği ülke Türkiye. Her ne kadar Almanya'da büyümüş olsa da çocukluğunda Eskişehir'deki köylerine sık sık giden Nazım'ın o zamanlardan başlayan bir Türkiye sevdası varmış. Eskişehir demişken de çiğ börek onun için inanılmaz bir lezzet. Hatta en sevdiği yemek diyebiliriz. Nazım Sangare hem tercihleri hem de bağlılığıyla kendisini her zaman Türkiye'ye daha yakın hissetmiş. Çok farklı tarzda şehirleri olduğu için dünyanın en güzel ülkesinin şüphesiz Türkiye olduğunu her seferinde dile getiriyor. Antalya ve Kapadokya ise onun favori şehirleri. Peki Nazım Sangare İstanbul'da en çok nereyi seviyor?
Özellikle kendi mahallesi yani Kalamış onun vazgeçilmezi. Çok fazla gezme imkanı olmasa da Kadıköy'ü gerçekten çok seviyormuş. Antalya'da oynadığı dönemde ise İstanbul'a geldiklerinde maçlardan sonra sürekli bebeğe giderlermiş. Bu yüzden oranın da yeri Nazım için çok ayrı. Kimsenin sana bir şey yapamayacağını söylemesine izin verme. Benim bile. Bir hayalin varsa peşini bırakmamalısın. İnsanlar kendilerinin yapamadıkları şeyleri senin de yapamayacağını söylerler. Bir şeyi istiyorsan peşini bırakma. Git ve al. Repliğini duyduğunuzda büyük ihtimalle aklınızda Will Smith'in oğluna öğüt verdiği o sahne canlandı. Nazım Sangare'nin en sevdiği film de bu replikle akıllara kazınan Umudunu Kaybetme filmi. En beğendiği aktör de Will Smith. Aynı zamanda animasyon tarzı yapımlara da bayılan Nazım, Madagaskar'ı belki de 100 kere izlemiş. Daha da izlemeye devam edecek gibi gözüküyor. Bilgisayar ve konsol oyunları denince onun aklına sadece FIFA geliyor. Kendisinin çok iyi olduğunu söyleyen Nazım Sangare, takım içinde rakip de tanımıyor. O da arkadaşı Ferdi Kadıoğlu'nun çok iyi FIFA oynadığını duysa da henüz onunla oynama şansına erişememiş. Çünkü Ferdi sürekli Call of Duty oynuyormuş. Sokakta top peşinde koşturduğu zamanlarda bile kaybettiği maçlardan sonra eve gülerek gitmeyen, her zaman kazanmak isteyen, kazanmak için çabalayan, çabaladıkça daha çok isteyen bir futbolcu. Onun için tam bir görev insanı tabirini kullanmak yanlış olmaz. Güler yüzlü haline rağmen topu ayağına aldığı her an büründüğü o ciddiyet, kendisinin en büyük farkı. Mütevazılığıyla kendisini bizlere sevdiren, neşesi ve güler yüzüyle takımımıza renk katan, soğukkanlılığıyla da rakiplere korku salan bir profesyonel, Nazım Sangare. Buradan bir kez daha dipnot olarak iletelim. Unutmayın, Nazım Sangare Türkçe konuşabiliyor.